Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 7. Bölüm 7'nin 3 alt başlıktan oluştuğunu görmekteyiz. Giriş Mukaddimetun. Bu bölümde Arapçada sıklıkla kullanılan inne ve grubu, nasıl ki daha önceki ünitede kâne ve grubu, kâne ve kardeşleri, kâne ve benzerleri gibi adlandırmalar yapabiliyorsak, burada da inne ve grubu, inne ve kardeşleri, inne ve benzerleri gibi yine adlandırmalar yapmak mümkündür. İnne ve grubu hakkında bilgi verilecek. Bu grubun isim cümlesi üzerinde yaptığı etkilere değinilecektir. Kâne ve grubuyla inne ve grubu arasında bir takım benzerlikler var. Bir takım benzerlikler var. Ne gibi? İnne ve grubu da, kâne ve grubu da isim cümlesinin başına gelip isim cümlesinin irabına etki yapmaktalar. Aralarındaki fark nedir? İrab olarak bir zıtlık söz konusu. Bunu birazdan göreceğiz, yani zıtlık derken neyi kastettiğimi. İraba yaptığı etkide bizzat kendinizde zaten müşahede edeceksiniz. İnne ve havatuha demekle beraber inne ve benzerleri yazmışlar. O havat kardeşleri demektir. Dolayısıyla inne ve kardeşleri yazması uygun olurdu. Benzerleri diyeceksen misl kökünden bir kelime yazman gerekirdi. Yazarlar grubu. Arapçada inne ve havatuha, yani inne ve kardeşleri adı verilen bu grupta yer alan fiile benzeyen harfler. Bunlara hurufu müşebbehun bil fiil adı da verilmektedir. Huruf harfler, müşebbehun benzemekte olan ne? Bil fiil, fiile. Fiile benzeyen harfler de denilmektedir. İşte fiile hangi yönlerden benzer? O da bir ayrı nokta. Yani konumuz değil. İsim cümlesinin başına geldiklerinde isim cümlesinin mübtedasını kendilerine isim olarak alıp irabını mensuba çevirir. İsim cümlesinin haberini ise kendilerine haber yapıp irabını merfu olarak korurlar. Bunu kâne ve grubu ile kıyaslayın. Kâne ve grubu ne yapıyordu? İnne ve grubu ne yapıyor? İraba etki olarak ve etkide bulunduğu kelimelerin isimlerini nasıl değiştiriyor, değiştirmiyor, bu bakımdan bir düşünmek gerekir. Bu grubu Arapçada fiile benzeyen harfler anlamında el-ahruf el-müşebbehe bil-fi'li, el-ahrufu el-müşebbehetu bil-fi'li, el-ahruf harfler demektir. Harf kelimesinin çoğulu bu değil mi? Cemi mükesser, kırık çoğul diğer adıyla. El müşebbehetu kelimesi el harf, el ahruf kelimesinin sıfatıdır. El ahruf gayrı akıl bir cemi olduğundan sıfatı müfret ve müennes geldi. Bunlar da dikkatinizi belki çekiyordur. Bil fiili fiile benzeyen harfler, evet. Bu gruba giren hangi kelimeler var? Hangi harfler var? Le'alle, leyte, lakinne, ke'enne, enne. Yani bunlar inne, enne, ke'enne, lakinne, leyte, le'alle'den oluşmaktadır. Bunları manalarıyla beraber ezberleyeceğiz. Ne işlem yaptıklarını, iraba ne gibi etkileri bulunduklarını bileceğiz. İsim cümlesi üzerinde aynı etkiyi bunlar da gösteriyor. İnne ne yapıyorsa bunlar da onu yapıyor. Kâne ne yapıyorsa leyse ve diğerleri onu yapıyordu aynı şekilde. Ancak her biri başına geldiği cümleye farklı bir anlam katmakta. Yani enne ile lalenin manası aynı değildir. Bu yüzden bunları manaları ile birlikte ezberlememiz gerekir. Bölüm içinde inne ve benzerlerinin kullanımına yönelik verilen deyim bilgisi örneklerinin yanı sıra diyalogta da zaten bunları göreceksiniz. Bir önceki diyalogta kâne sık sık kullanılmıştı, işte metni incelerken mi söylesem, grameri işledikten sonra mı anlatsam gibi düşünmüştük. Daha sonra o kalmıştı. Gerçi tüm üniteleri çektikten sonra bir özet videosu çekiyorduk. O özet videosunda kısmetse kâne ve grubu adlı ünitenin diyaloğunda geçen kâne örneklerini, metinde geçen kâne örneklerini de irdeleyeceğiz. Burada da şimdi o şekilde, yani inlerini sık sık burada geçebilir. Onlara değinmeyeceğim. Yani ne işlem yaptıklarını. Gramer konusu işlenirken zaten anlaşılmış olacak. Üniversite kütüphanesinde fi mektebetil camiati,
Mektebesinde. Şu D, da manası fi harfi cerinden çıkıyor. Mektebe, kütüphane demek. El camia, üniversite demek. Üniversite, kütüphanesinde. Yani soldan sağa doğru mana akıyor. Mahmudun, Mahmud. Kimdir? Dalibun, bir öğrencidir. Öyle öğrenci ki bu. Cezairiyun, Cezairli, bir öğrencidir. Mahmud mübteda olur. Daha önceki bilgileri tekrar babında söylemiş olalım. Dalibun onun haberidir. Dalib aynı zamanda mevsuf. Cezairiyun onun sıfatı. Cezairi kelimesi sarf ilmi olarak, yani kelime yapı bilgisi olarak nedir arkadaşlar? İsmi mensup, yani aitlik bildiren, aidiyet bildiren kelime çeşidi grubundandır. Yedrusu. Yedrusu ders görüyor, yapıyor. Hüve o. Mahmud ders görüyor, yapmaktadır. Ne yapmaktadır? El macistir. Yüksek lisans yapmaktadır. Nerede? Fi ihdel camiati, üniversitelerden birinde yüksek lisans yapmaktadır. Peki neredeki üniversite? Fi medineti Konya, Konya şehrindeki üniversitelerden bir tanesinde yüksek lisans yapıyor. Kim? Hüve, o Mahmud. Yedhebu, gider, gidiyor. Gider kim? Hüve Mahmud gider yevmen bir gün ila mektebetil camiati, üniversite kütüphanesine, lil bahsi, araştırma yapmak için üniversitenin kütüphanesine gider. Devamında şöyle bir diyalog varmış. Mahmud ile kütüphane müdiresi arasında bir diyalog. Mahmudun, Mahmud şöyle der. Esselamu aleyküm. Mudiratul mektebeti, kütüphane müdiresi. Ve aleyküm selam. Ve aleykümus selam. Selam senin de üzerine olsun diyor. Mahmudun, Mahmud şöyle der. Ene ben dalibun cezairiyun, Cezairli bir öğrenciyim diyor. Ene müptida, talip, haber. Eteytu huna li dirasetil magister fit tarihi. Eteytu, ben geldim. Huna, buraya. Niye geldim? Li dirasetil magister, yüksek lisans yapmak için, yüksek lisans eğitimi için, yani o yüzden, o sebepten ötürü, li sebep bildiriyor, fit tarihi, tarih alanında yüksek lisans yapmak için buraya geldim. Mudiratul mektebeti, ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Mahmudun, ehlen bi ki, değil mi, bayan çünkü karşısındaki müdire diyoruz. Ehlen bi ki, hoş bulduk, hoş gördük. Semi'tu, işittim, duydum ki, ne duydun? Şunu duydum. Enne, şüphesiz ki, mektebete kum ganiyetun, kütüphanenizin zengin olduğunu duydum. Kütüphaneniz zenginmiş, bunu duydum diyor. Muliratul mektebeti, naam, evet. İnne, şüphesiz ki, mektebete na, bizim mektebemiz, yani kütüphanemiz, ganiyetun, cidden, gerçekten de zengindir. Hangi yönde peki? Min haythu el mesadir ve el meraci' fi mecalatin muhtelifetin. Min haythu, şu yönden ki, el mesadir, kaynak demek, kaynak kitapları, kaynak eserler. Ve el meraci' ve de başvuru kitapları, yani referans kitapları. Fi mecellatin muhtelifetin, çeşitli alanlarda, çeşitli alanlarda referans, yani başvuru kitapları ve kaynak kitapları içermektedir. Mahmud şöyle der. Ehtacu ila ba'dil kutubi, bazı kitaplara ihtiyacım var, ihtiyaç duyuyorum. İhtiyacı ene. Lealli, umuyorum ki, ecidu, ben bulacağım, ha, onları fi mektebetikum, sizin mektebenizde, sizin kütüphanenizde bunları bulabileceğimi ummaktayım. Mudiratul mektebeti, ene, ben mütteekkidetun, eminim. Min enneke, şüphesiz ki sen, tecidu, ente, sen bulacaksın, huna, burada, eyye kitabin, hangi kitabı, turiduhu, istiyorsan, istediğin her kitabı burada bulabileceğine ben
Eminim diyor. Ene müpteda, müteekkidetun haber bu arada. Mahmudun, Mahmud şöyle der. Hel fi mektebetikum, sizin kütüphanenizde var mıdır? Mecellatun, dergiler. Şehriyetun, aylık dergiler. Ayda bir çıkan dergiler burada var mı? Ve suhufun, yevmiyetun, kadimetun. Ve eski günlük gazeteler var mıdır? Muliratul mektebeti lil esefi, maalesef. Lakinne el mektebete el vataniyete. Fakat, lakinne fakat, el mektebete el vataniyete, milli kütüphanede, milli kütüphane, fi Ankara'da, Ankara'daki milli kütüphane, ganiyetun, zengindir. Cidden, gerçekten de, min haythu el mecellat el şehriye, aylık dergiler bakımından, ve es suhuf el levmiye, ve günlük gazeteler bakımından, el kadimeti, eski günlük gazeteler bakımından zengindir. Yumkinuke, mümkündür, yani olabilir diyor senin için, entedebe gitmen mümkündür. İleyha, oraya, bil kıtari seri'i, hızlı tren vasıtasıyla, fi nihayetil usbu'i, hafta sonunda, hızlı tren oraya gidebilirsin, gitmen mümkün. Mahmudun, leyteni, keşke, zehebtu, ben gisteydim, ileyha, oraya, fi nihayetil usbu'i, el mazi, geçen hafta sonu oraya gisteydim. لِأَنِّي, çünkü ben meşgulun, meşgulum, fi nihayeti هذا الأسبوع, bu hafta sonunda meşgulum, işim var diyor. مُدِيرَةُ الْمَكْتَبَةِ هَلْ تَشْعُرُ بِالْغُرْبَةِ فِي تُرْكِيَا. هَلْ تَشْعُرُ أَنْتَ, sen hissediyor musun, بِالْغُرْبَةِ, yabancılık, gurbet hissediyor musun, fi تُرْكِيَا, Türkiye'de bir yabancılık hissediyor musun? Mahmudun, la, hayır. La eş'uru, ben hissetmiyorum, ene, fail burada gizli. Bil gurbeti, bir gurbet, bir yabancılık hissetmiyorum. Ke enni, keşke, ben, fi vatani, huna. Burası diyor, sanki vatanım gibidir. Ke enni, ben, sanki neredeyim? Fi vatani, vatanımdayım, huna, burada. Burada, sanki vatanımda gibiyim. Müdiratül mektebeti sa'idtu, memnun oldum, mutluluk duydum. Bi sema'i hadel kelami, şu kelamı işitmem vasıtasıyla. Minke, senden. Senden, yani şu sözü duymam sebebiyle, vasıtasıyla, sayesinde, artık hangisini diyeceksek, mutlu oldum diyor. Yumkinuke, mümkündür, senin için mümkündür, yapabilirsin, edebilirsin. Te'tiye, gelebilirsin, yani her gün diyecek. Gelebilirsin ve tedruse, ve çalışabilirsin, huna, burada, külle yevmin, her gün. Li'ennel mektebete, çünkü kütüphane nedir? Meftuhatun, açıktır, külle yevmin, her gün. Ve ala medaril usbu'i, ve hafta boyunca her gün açıktır. Mahmudun, şükran. Teşekkür ederim. Ene ben sa'idun, memnun oldum. Bi ma'rifetikum, sizi tanıdığıma memnun oldum. Devam ediyoruz. Ve len dialoglarda inne ve grubunun kullanıldığı cümleleri bulunuz. Nerelerde inne geçti? Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini araştırın. Kur'an-ı Kerim'de diğer ünite olsun, kâne gibi. Ve şu anki ünite olsun, inne, yani. Bunlarla alakalı ben nerelerde geçiyorum? Bununla alakalı pek çok çalışmalar zamanında yaptık. Elimizde PDF'ler de mevcut. Daha sonraki özet videomuzda onlara inşallah değineceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım, mesela enne geçmiş. İnne, enne, ki enne, lakinne vardı. İnne yine var burada. Sizler de artık görebilirsiniz yani nerelerde kullanılmışlar. Lakinne var burada. Enne burada yine var. Lealli, lealleden lealle, lealli olarak gelmiş. Lealle, yani leyte var. Başka var mı? Lakinne var dedik galiba. Enni burada var. Bunun gibi yani, diğerleri de var. Geçtik. Dil bilgisine geçiyoruz. Dil bilgisi inne ve grubu. El kavaidu, kurallar.
İnne ve havatuha ve onun kardeşleri. Kardeşleri, grubu, benzerleri. Arapçada bu grupta inne ve havatuha, inne ve benzerleri demeye yazmaya devam ediyorum. Veya el ahruful müşebbehetu bil fi'li fiile benzeyen harfler adı verilir. Bu grubun özelliği tıpkı kâne ve grubu gibi isim cümlesinin başında kullanılır bunlar. İsim cümlesinin müptedasını kendisine isim, haberini de kendisine haber yapmaktadır. Burası ne yaptığıyla alakalı. Önemli bir nokta yani, burayı bileceğiz. Kendisinden sonra gelen sözcüklerin son harflerinin harekeleri, diğer bir deyişle irabı üzerinde etki bakımından kâne ve grubunun tam tersi bir etkiye sahiptir. İnne ve grubunun ismi daima mensuptur. Haberi daima merfudur. Şurayı ezberebileceğiz tıpkı adımız gibi. İnne ve grubunun ismi mensup, haberi merfu. Kâne ve grubunun nasıldı? Onun ismi merfu, haberi mensuptu. Yani bir zıttık var değil mi? İnne ve grubunun ismi daima mensup, haberi merfu. Kâne'ninki nasıl? Kâne ve grubunun ismi daima merfu, haberi ise daima mensup idi. Merfuluk, mensupluk orada değişiyor yani. Bir başka ifadeyle isim cümlesinin müptedası olan kelime cümlenin başına inne geldiğinde artık innenin ismi olarak mensup olmak zorunda. İsim cümlesinin merfu olan haberi de cümlenin başına inne gelmesinden sonra da merfu olarak kalır ama artık müptedanın haberi değil de innenin haberi olacaktır. Kâne ve grubu ile inne ve grubunun nasıl bir etki yaptığını hatırlamanın özellikle Türkler için en kolay yolu Allah Celle Celaluhu lafzının inne ile kullanıldığı en yaygın ifadelerden İnnallâhe me'assâbirîn. Bizim için anahtar olarak kullanabiliriz bunu diyor. İnnallâhe me'assâbirîn. İnnallâhe yani innallâhu değil. İnnallâhe derken Allah lafzının sonu mensuptur değil mi? İnnallâhe. Niye mensup? İnneden dolayı yani. İnnallâhu değil. Nasb alameti fetha bu demektir ki innenin ismi mensup, haberi merfudur. Yani burada aklımda nasıl tutabilirim diye merak edenlere, düşünenlere, endişelenlere işte ne yapmış? Bir örnek üzerinden akılda tutmaya ifade ediyor bize. Kâne ve grubunun isim ve haberi bunun tam tersi olacağına göre buradan kâne'nin isminin merfu, haberinin mensup olduğu sonucuna rahatlıkla varabiliriz. Ve kâne Allahu alîmen. Bunu da yine ayetten bir örnek verebiliriz. Kâne Allahu, kâne Allah'e değil, alîmen demiş. Örneğinde olduğu gibi kâne ile kullanımda Allah lafzının merfu olduğu ve raf alametinin zannı olduğu açıktır. Bu yolla kâne ve grubu ile inne ve grubunun nasıl bir etki yaptığı bilgisi aklımızda bu iki örneği tutarak da anlayabiliriz diyor. Böyle de olabilir veya biz buna başka bir örnek verelim. Kâne ve grubunda ne demişti bize örnek olarak? Hatırlıyorsunuz. El cevzu mu'tedilundu galiba. Mu'tedilun yazalım biz. El cevzu. Tüm harfleri vermiyorum. Mu'tedilun. El cevzu mu'tedilun. El cevzu mübteda, mu'tedil ise haber olmaktaydı. Bunun başına kâne gelirse nasıl yazılır? Kâne geldiğinde işler ne oluyor? Değişiyor. Kâne ile yazarsan el cevzu ne olur? El cevzu, el cevzu olarak yazılmaya devam eder. Ama kânenin ismidir artık. Mu'tedil ne olur? Mu'tedil ise artık mensup olacak değil mi? Haberi olduğundan mensup olması gerekir. Çünkü kâne ismini ne yapar? Nasb eder. Mu'tedilun, mu'tedilen olacaktır. Sonu ne yapar? Nasb eder. Peki kâne yerine inne yazsaydık ne olurdu? Yani demek ki el cevvu normal yazılıyor. Mu'tedil ise fethalanıyor. Zamme değil artık. İnne ile yazsan inne ardından el cevvu mu'tedilun getirirse nasıl yazılır? El cevvu kelimesi el cevve olacaktır. El cevve, vu değil artık. Mu'tedil kelimesi ise olduğu gibi gelecektir. Yani kâne ne yapıyor? İkinci kelimeye etki yaparken inne ilk kelime yapmakta.
İkinci kelimeyi fethalıyor, mensup inne ve grubu tabii ki. İlk kelimeyi mensup yapmak. Böyle bir farklılık var arada. Şimdi bir sürü örnekler gelecek zaten. Grubundaki örnekler karıştırın, sakın karıştırmayın arkadaşlar. Çok dikkat edin diyorum. Evet, gruba adını veren inne anlamı güçlendirene iş yaparlar. Şimdi bunları anlatıyor. Muanalarını anlatacak galiba. İnne diyor anlamı güçlendirir. Pekiştirme edası. Vurguyu arttırır. Başına geldiği cümleye şüphesiz ki, muhakkak ki, gerçekten ki manalarına gelmekte inne. Birkaç üzerinde bunu görelim demiş. El-aklu zinetun. Akıl bir süstür. El-aklu mübteda, zinetun ise haberdir. Bunun başına inne gelirse ne olur? İnnel akle. Görüyorsunuz irabı ne yaptı? İlk kelimede değişiklik yaptı. Yani mübtedayı, mübteda haberdi bunlar. Başına inne gelirse artık onlar mübteda haber değil de mübteda ne olur? İnnenin ismi olarak adlandırılacak. Mübtedanın haberi olan zinet ise artık innenin haberi olacak. Ve burada hangisine etki yapıyor? İlk kelimeye, yani mübteda olan kelimeye. Ki artık bu kelime mübteda değil, innenin ismi olduğunu ifade ettik. Ona nasip ediyor. Haberin ise raf ediyor. Bununla ilgili klasik kitaplarda ne denilir? Şöyle denilir arkadaşlar. İnne ve grubu ne yapar? İsmini nasp. Haberini raf eder. Kâne ve grubu. Bunlar ne yaparlar? İsmini raf, haberini nasb eder. Budur yani. İşin özeti. İnne ve grubu ne yapar? Kâne ve grubu ne yapar? Görüyorsunuz. Raf buradayken, raf kâne de burada olduğu yer değişiyor. Yani ne diyebiliriz? İsmi bu, haberi ise bu. Şu tabloya baktığınızda, tabloyu resim olarak aklımıza yazarsak bir sıkıntı çıkmaz. İnne ismini nasb, haberini raf, kâne ismini raf, haberini nasb eder. Aradaki zıtlık bu yani. El-aklu zînetun, innel akle zînetun. Şüphesiz ki, muhakkak ki, elbette, kesinlikle, artık hangisini tercih edersen, manayı sen olumlu olarak kuvvetlendir, pekiştir, tekit et de neyi seçersen seç. Bununla birlikte el-akl innen ismi zinetun ise haberidir. İsmin nasb haberini raf etmiştir. Dikkat! Örnekteki isim cümlesinde başa inne gelmesiyle mübtedanın mensuba dönüştüğünü, haberin zaten merfu olduğu için merfu olarak kalmaya devam ettiğini fark edin yani diyor. Ettik. İsmu inne, yani innenin ismi. Haberu inne, yani innenin haberi. Mübtedası ayrık özne zamir olan isim cümlesinin başına inne geldiğinde bu zamir innenin ismi olacağından mensup muttasıl bir zamire dönüşecektir. Aynı zamir olmayacak. Dönüşecek. Dikkat et. Mesela hüve adilun, hüve mübteda adil ise haberdir. Bunlar mübteda haber. İkisi de merfu. Başına inne gelirse ne olur? İnne hüve adilun olmaz. İnne hüve değil, inne hu adilun olur. İnne ayrı, hüve ayrı olmaz artık. Hüve zamiri hu'ya dönüşüp inne bitişecektir. Öyleyse mensup muttasıl zamirleri bilmemiz lazım. Bu zaten nedir? Hüve zamiri munfasıl merfu zamirdir. Munfasıl merfu zamirleri de bilmemiz lazım. Mensup muttasıl zamirleri de bilmemiz lazım ki neyi neye dönüştüreceğini bilebilesin. Yoksa nereden bileceksin? Zamirler müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, ikinci şahıs, üçüncü şahıs olarak uyumlu olarak dönüştürülmesi gerektiğini zaten biliyorsunuz. Yani hüve nedir? Üçüncü şahıs, üçüncü şahıstır. Müfret, müzekker, gaiptir. Bu yüzden burada da hu, yani müfret, müzekker, üçüncü şahıs tercih edilmiştir. İnne ha yazmamış. İnne hum diyemez değil mi? Hüve nedir? Müfret. Bunu hum diye çevirirsen cemi bu. Aynı şey değil. Yani bitişik olması yetmez. Müfret, müzekker, tesniye, cemi, üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs uyumlarını da yakalayarak çevirmemiz zorunlu. Burada inne ismine nasf, haberini raf eden harflerden biridir. Hu onun ismi, adilun haberdir. Yani hocam bu ismini nasb ediyordu. Hu nasb durumunda mı?
Bu nedir? Bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalen irap alır. Yani gözde görebileceğin bir mensupluk belirtisi taşımaz. Hu'da zamma var. Bu merfu hocam mensup değil diyemeyiz yani. Bu nedir yine de? Mensuptur. Hüve hocam, hüve fethayla bitmiş. Öyleyse mensuptur diyemeyiz. Çünkü zamir bu. Zamirlerin görünüşüne bakarak karar veremeyiz. Zamirler cümlede hangi öge olarak kullanıldı ise oradan yola çıkarak onun irabını ifade ederiz. Hüve burada mübteda olarak kullanıldığından merfudur. Mahallen merfudur diyoruz çünkü mebni. Niye mebni? Zamirler mebnidir. Kural. Hum müslimune, ikinci örnek. Hum onlar nedir? Müslümandırlar. Hum mübteda, müslimune haberdir. Ne yapıyor ama? İnne hum diye yazabilir bunu. Çünkü hum zamiri inne ile zaten bitişebilen bir zamirdir. Bu yüzden başka bir şey değiştirmiyoruz. İnnehum. İnne ismine nasb, haberini raf eden harflerden biri. Hum ismi müslimune haberi. Ene dabibun. İnni dabibun. Ene'ye uygun zamir inni'deki yağdır. Zamir dönüşümlerini yapabilmek için muttasılları hem mufasıllar hem muttasıl hem mufasıl hem merfu hem mensup zamirleri bilmemiz gerekiyor. Zamirler Arapça bir de yeterince öğrenemediysek biz bunu eski müfredata göre de çektik. Yani sanal medrese YouTube kanalına girerek orada arama butonu var. Google gibi. Sistemimize girdikten sonra üzerinde arama yapabilirsiniz. Bulunabilir. Bir deneme yapalım nasıl oluyor diye. Şu an sanal medrese kanalındayım. Kanala geldim. Hakkında topluluk gibi şeyler yazıyor ve en sağda arama butonu var. Buraya zamirler yazalım. Bakalım çıkıyor mu? Çıkmıyorsa da görüldüğü üzere çıktı. En üstte Arif İlahiyat Arapça 2 ünite 5 olarak karşımıza çıktı. 4 yıl önce yüklemişiz bunu. Arapça 1'de de varmış aynı zamanda. Ayrık özne zamirleri olarak geçmiş. Ama üstteki videoda tüm zamir çeşitlerinin olduğunu düşündüm. Bunlara bakılabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi devam edelim. İnne artı ene. Ene mübteda, dabibun haber olur. Buna inne getirirsen ne olur? İnni olarak yazarsın. İnne ismi nasb, haberini raf eden edat. Buradaki ya ismi, dabibun ise haberidir. Hocam buradaki ya nasıl mersup? Hani ismi nasb ediyordu. Ya zamirdir, hep aynı şey yani söylüyorum. Zamirler mebni, mebniler mahalen irap alır. Bir nasb alameti görmene gerek yok. Huma mübteda dalibane haber. Bu aynı zamanda bir mübteda haber çalışması olarak da değerlendirilebilir. Görüyorsunuz birçok mübteda haber örneği var buralarda. Huma dalibane. İnne'ye getir. İnne huma dalibane. İnne ismi nasf, haber raf eden edat. Huma ismi dalibane haber. Ha ismi merivatun haberi. Ke ismi müeddebun haberi. Kum ismi dayibuna haberi. Daha hızlı geçmeye çalışıyorum. Fazla zaman almasın. Hunne ismi müslimatun haberi. Yukarıdaki örneklerde başına inne gelmiş olan cümleye artık ayrık özne zamiriyle başlanmadığını, cümle başına innenin gelmesiyle ayrık özne zamirinin bitişik nesne zamirine dönüştüğünü ve bu şekliyle inneye eklendiğini fark edin. İnneye bitişmiş yani. Evet. Bir tanesini irabını yapalım. İnne ki müeddebetün. Ki ismi müeddebetün haberi. Burada ne yapmış? Nebilun zehebe ilel mevkifi. İnne nebilen. Şimdi burada cümlelerin iç içe geçmiş. Yani innen haberinin nasıl olabileceğine değinecek. Değiniş biçimini pek beğenmedim. Aslında inlenen haberi şöyle şöyle olabilir diyerek ayırması daha iyi olurdu. Ayırmadan direkt geçiş yapmış. Nebilün mübtedadır. Nebil bir insan ismi. Örneğin Muhammed'in yazdığını düşün. Nebil adlı şahıs vehebe gitti. İlel mevkifi durağa gitti. Durağa kadar gitti. Nebil burada mübtedadır. Vehebe fiil mazi. Fail nerede? Fail gizli zamir hü olur.
İllel mevkıfi ise mefuldür. Nebil müpteda haberi nerede? Haberi vehebe artı hüvedir. Vehebe artı hüve birlikte fiil fail, birlikte bir cümle olup, yani fiil cümlesi burada haberdir diğer deyişle. Peki aşağı geçelim. İnne nebilen vehebe illel mevkıfi. İnne ismini nasb haben raf eden edattır. Nebil onun ismi mensup olmuş görüyorsunuz. Vehebe artı gizli zamir hüve birlikte fiil cümlesi olup İnne'nin haberi olur. İllel mevkıfi haber olmaz burada. İllel mevkıfi habere dahil değildir. Burada bakalım onu nasıl anlatmışlar. Burada doğru anlatmadıklarını düşünüyorum. Şurada yani vehebe artı ve birlikte mahallen merfu olur fiil cümlesi olup çünkü haberdir. Burada da vehebe artı ve yine İnne'nin haberi olduğundan mahallen merfu, mahallen merfu bir şey değişmez. İraplar aynı. Ama ne diyor? İkinci cümledeki fil mevkifi. Fil mevkifi mi? Nerede fil mevkifi? Aşağıdan bahsediyormuş. Tamam, aşağıdan bahsediyorsa düşüncemi geri alabilirim. Buradaki fil mevkifi ben illel mevkifi diye düşündüm. Onu bahsediyor zannettim. Tamam, buradan bahsedecekmiş. Şu an bir sıkıntı yok yani. Nebilün mübteda fil mevkifi ise haberdir. Nasıl haber? Şibih cümle. Car, mecrur. Şibih cümle car mecrur müptedan haber olarak mahallen merfudur. Fi mahallen merfu değil. El mevkif mahallen merfu değil. Bir bütün olarak, bir şibih cümle olarak mahallen merfu olup Nebil'in haberidir. İnne ismini nasb haben raf eder. Nebil ismi fil mevkifi haberdir. Haber olduğundan mahallen merfu olmaktadır. Yani şöyle dese daha iyi olabilirdi. İnnenin haberi müfet olabilir, cümle olabilir. Cümleden maksat isim cümlesi, fiil cümlesi artı şibih cümle de olabilir şeklinde bir açıklama görmedik. Direkt şibih cümle örneği verildi. Bu pek hoşuma gitmedi ama inşallah sizin hoşunuza gitmiştir. El muallimune emamet telamizi. El muallimune mübteda emamet telamiz. Onun haberi emame zarftır. Et telamiz onun muzafın ile, yani emam hem muzaf hem de zarftır. Şibih cümle harfi celle veya zarfla olabilmekteydi. Burada zarf kullanılmış. Emame zarf, zaten aynı cümle inne getirilmiş. Burada harfi celle zarf, burada zarf ile şibih cümle, burada harfi cer ile şibih cümle. Az önce hata yaptım. El muallimune emamet telamidi. El muallimun öğretmenler emamet telamidi öğrencilerin önündedir. El muallimun öğretmenler mübteda, emamet telamid haberdir. Emame zarf. Peki bunu inne ile yapalım. İnnel muallimine. El muallimune el muallimine'ye dönüşür. Yani vav ya'ya dönüştü. Neden? İnne ismini nasb edecektir. Yani mübtedayı mensuba çevirerek kendisine isim alacaktır. El muallimune cemî müzekker salimdir. Raf alameti vav, nasb alameti ya'dır. Bu yüzden el muallimine yazıldı. Habere baktığında emamet telamiz, emamet telamiz. Bir değişiklik yok yani. Emamu, emami gibi bir değişiklik yoktur. Haberi bu şekilde yazılır. Çünkü onun merfuluğu nedir? Mahallendir. Harekeyi değiştirerek değildir. Şibih cümle bu. El gassaletu fil hammami. Çamaşır makinesi nerede? Çamaşır makinesi banyodadır. El gassale, çamaşır makinesi fil hammami, hamamdadır yani, banyodadır. El gassale mübteda, fil hammami haber. Hangisi haber? Fi mi hammamı? Birlikte, bir şibih cümle olarak. Şibih benzer demekti. İnne'ye getir. İnnel gassale te. Mübtedayı nasip edip kendine isim alır. Haber burada şibih cümle olduğu için onda bir değişiklik yapamaz. Fiil cümlesi olsa da değişiklik yapamazdı. İsim cümlesi olsa da değişiklik yapamazdı yani. Ancak müfret olsa bir değişiklik yapar mıydı? Yine yapmazdı. Çünkü haberde zaten bir değişiklik yapmıyor. Haber yine merfu olarak kalıyor sayın arkadaşlar. Yukarıdaki cümleleri başlarına inne getirildikten sonra muhakkak, gerçekten, şüphesiz, kesinlikle gibi bir manaya çevirmek gerektiğini biliyorsunuz artık. Kuşkusuz, kuşkusuz, şüphesiz gibi bir mana. Mesela diyor, innel gassalete fil hammami. Sanki başında inne yokmuş gibi çamaşır makinesi banyoda biçiminde çevirmemiz de mümkündür. Hatta daha uygundur diyor. Niye böyle? Çünkü günümüzdeki Araplar çoğu zaman inneyi bir kesinlik ifade etmek için değil de bir üslup, ağız alışkanlığı olarak artık bu şekilde kullanmaktalar.
Çamaşır makinesi banyoda, nebi durakta biçiminde çevirmek de yanlış olmayacaktır. Yani bunların manalarını inne ve benzerlerinde bahsediyor. İnnenin manasını cümleye katmayabiliriz de diyor. Bakara suresi 109. ayette inneyi bir görelim. İnne Allahe ala kulli şeyin kadir. İnne Allahe, inne ismin nasf, haberini raf eden harfimiz Allahe, lafzatullah nedir? Onun ismidir, mensup zaten. Kadirun, bu da innenin haberidir. Yani ismiyle haber arasında 1, 2, 3 tane kelime girmiştir. İsmiyle haberi arda arda olmalıdır diye bir kural yoktur yani. Peki, inne ve grubundan olan ve onun gibi isim ve haber alıp ismine nasb, haberini ref eden diğer şiire benzeyen harfler nelerdir? Şunlardır. İnne, enne, keenne, leyte, lealle, lakinne. Bunları manalarıyla birlikte bilmemiz gerekiyor. İnne'yi az çok anlattılar. Manayı verirken gördünüz Allah muhakkak veya kesinlikle veya şüphesiz veya gerçekten, yani bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Hepsi de aynı şeyi ifade etmek için yazılmış. Yani manayı olumlu olarak kuvvetlendirmek, pekiştirmek için kullanılmıştır. Allah muhakkak her şeye kadirdir. Veya Allah kesinlikle her şeye kadirdir. Allah şüphesiz her şeye, Allah gerçekten her şeye kadirdir. Herhangi birini seçerek tercüme esnasında kullanabilirsiniz. Sıra enne'ye geldi. Bunlar içinde enne sıklıkla kullanılanlardan bir tanesidir. Yani inne ile enne'yi çok sık sık görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'de inne zaten tarsan yani bir ton vardır. Çok önemli bu yüzden. İsim cümlesine kattığı anlam bakımından inne ile aynıdır. Yani muhakkak şüphesiz gerçekten aynı manalara gelir. Ama şunu söylemek mümkündür. Cümle başında daima inne kullanılır iken cümle ortasında enne kullanılmaktadır. Bu bilgi önemlidir. Neden? Mesela Arapça bir soru verir size. Kelime var, kelime var, kelime var. Şurada bir kelime yok, boşluk var. Kelime, kelime, kelime devam ediyor. İşte bu boşluk olarak bırakılan yere uygun harf nedir, edat nedir der. Örneğin A şıkkı inne der, B şıkkı enne der vesaire devam eder. Cümlenin ortası ise neyi kullanman lazım? Enne'yi. Veya ilk başta boşluk var, sonra kelime 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 devam ediyor. Yani bunlar bir Arapça cümle olduğunu varsay. A şıkkı inne, B şıkkı şu falan filan gidiyor. Madem ki cümle başı, o zaman inne'yi tercih etmen gerekir. Yani bu bilgi soru çözerken işimize yarayacak. Cümle ortasında enne, cümle başında inne kullanılmaktadır. Enne iki cümleyi birbirine bağlamada kullanıldığında muhakkak gerçekten kuşkusuz gibi anlamlarla karşılanmaz. Ki bağlacıyla karşılanır. Görüyorum ki, duydum ki, anlıyorum ki, şöyle şöyle, duydum ki, unutmuşsun gözlerimin rengini, anlıyorum ki, ders çalışmaktasın gibi. Yani iki cümleyi birbirine bağlıyorsa kesinlikle şüphesiz gibi bir tekit manası değil de yalnızca ki diye çeviride kendisini hissedeceğiz. Era görüyorum, enne şüphesiz ki, kesen şüphesiz ki diyebilir misin? Diyemez. Çünkü artık era nedir? Era bir cümledir arkadaşlar. Era muzari fiil. Fiil tek başına bir cümle olmaz ama kendisinde gizli bir zamir var. Ene, era, ene, ene. Ben görüyorum. Enne. Nasıl çevireceksin? Ki, görüyorum ki, ke, sen, muhtemmun bil mevvu'i. Konuya önem veriyorsun. Yani konuya önem verdiğini görüyorum. Era, ben görüyorum. Ne görüyorum? Enneke muhtemmun bil mevzu'i, konuya önem verdiğini görüyorum. El mevzu konu demek. Hadisimindeki mevzu değil bu. Enne ismini nasf haberini raf eder. Ke ismi muhtemmun haberidir. Haberini raf etmiştir. Ke ismidir. İsmini nasf etmiş mi? Ke'de fetha var. Nasf etmiş. Öyle değil. Bu ke daima fethalı yazılır.
Mebnidir değil mi? Zamir olduğu için mebniler mahallen irap olur. Mahalle nedir bunun irabı? Mahallen mensuptur. Çünkü enne ismini nasip ettiği için mahallen mensup olacak ismi. Yani ismi ya lafzen ya da mahallen mensup olmak zorunda. Alimtu, alime bilmek, öğrenmek. Alimtu enneke. Alimtu öğrendim. Tu ben öğrendim yani. Enne şüphesiz ki ke sen dehebte. Sen gittin. İlel mesrahi tiyatroya emsi dün. Senin dün tiyatroya gittiğini öğrendim. Veya öğrendim ki sen dün tiyatroya gitmişsin. İki şekilde çevirebilirsin. Yani ne demek istiyoruz? Buradaki enne şüphesiz kesinlikle şeklinde bir mana verilmemektedir. Neden? İki cümleyi birbirine bağladığı için. Bu bilgi şöyle bir işinize yarayabilir. Örneğin verir. Era enneke muhtemun bil mevzu'i cümlesi için doğru çeviri aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? A şıkkı. Görüyorum ki ki'yi kullanır. Ve konu önem verdiğini görüyorum şeklinde verebilir. İşte C şıkkı da ne der mesela? Gördüm ki şüphesiz ki ya şüphesiz ki kesinlikle şeklinde bunu çevirebilir de siz onu ne yapacaksınız? Doğru bir çeviri olmadığını artık biliyorsunuz. İki şekilde çevirebilir de ki diye ya da ne gördüm? Konuya önem verdiğini. Yani erafil, enefail, meful nerede? Meful gerisi oluyor. Enneke muhtemmun. Burası meful cümle olarak. Semi'tu ennehu dabibun mahirun. Duydum ki o yetenekli bir doktordur. Duydum ki o şüphesiz yetenekli bir doktordur değil yani. Efhemu ene. Semi'tu da tu fail idi. Efhemu ene burada fail olur. Min kela. Efhemu ben anlıyorum. Min kelamike senin sözünden. Enden mevvu'a mühimmun cidden. Konuşmandan anlıyorum ki konu oldukça önemli. Konuşmandan konunun çok önemli olduğunu anladım. Şeklinde de olabilir. Anladım, anlıyorum ya. Anladığım değil, anlıyorum muzarifi. Cümle ortasında az da olsa enne yerine innenin kullanıldığı durumlarda vardır. En yaygın olan nedir? Gale dedi, söyledi manasına gelen gale ve türevlerinden sonra bunu görmekteyiz. Türev derken gale mazidir değil mi? Muzarisi için de geçerli, emri hazır için geçerli, gala, galu gibi tesnisi, cemiz her biri için geçerli yani. Yalnızca bizzat şu gördüğüm formdaki galeye mahsus değil bu. Galeden sonra ne gelirmiş? İnne gelir, enne gelmez. Cümle ortasıymış, sonrasıymış bunun bir önemi yok yani. Gale maddesinden sonra inne gelecek. Gale el muvazzafu inneke fil beyti. Bu soru çözerken önemli tabi. Gale el muvazzafu nokta 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 fil beyti noktalara inne mi enne mi gelecek? Cümle ortası hemen enne diyeyim dersen yanılırsın. Madem ki başta gale var, cümle ortasıymış başlamış fark etmez. İnneyi tercih edeceğiz. Yani bu sorular cevaplamanıza, sınıfı belki geçmenize yarayacak bir bilgi olsa da genel Arapça olarak neyimize yarar? Genel Arapça biliyorsunuz ki hareketsizdir. Yani gale el muvazzafa şuradaki fa'da zammeyi göremezsin. İnne i'yi görmezsin. E de göremezsin. Tamamıyla hareketsiz olduğunu varsay. İşte okurken gale fiil mazi el muvazzafı fail olduğundan merfu müfret olduğundan da zammeyle bu merfuluk alametini taşıması gerekir diyeceksin. Böylece hareketi vereceksin. Devamında elif nun maddesi geliyor. İnne mi enne mi diye düşündüğünde galeden sonra geldiğine göre inne olur. Enne olmaz. Bilgisine dayanarak hareketi bizzat kendin de verebilirsin. Ke ise zamirdir yani mebnidir. Artık erkeğe mi kadına mı yönelik ona göre değişir diyeceksin. Fi harficar el beyti mecruru olduğundan celal ahmeti esreyi alacak. Çünkü müfrettir diye düşünerek hareketsiz yazıları hareket verebilme kabiliyetinin de gelişmesi gerekir. Gale örnek verdi. Bu da yegulü örnek veriyor. Yani sadece gale değil türevleri de dahildir diyerek muzarisini vermiş. Yegulü üstazu inne ellüvete el arabiyete sehletun. El-lugata innen ismi sehletun ise haberi. El-arabiye lugat kelimesinin sıfatı olur. Buradaki ke innen ismi fil-beyt ise haberdir. Car, mecrur, şibih cümle. Peki inne bitti, enne bitti. Ke-enne. Ke-enne'nin manası farklıdır. Sanki gibi şeklinde çevrilmektedir. Ke-enne'l-ma'e hayatun. Su sanki hayattır. Yani hayat gibidir. Kennel ma'e su ne gibidir? Hayatun hayat gibidir.
Ke'ennel cündiyye esedün. Asker sanki aslandır. Aslan gibidir. Ke'enne. Elma'e ismi hayatun haberi. El cündiyye ismi esedün haberi. İsmine nasb haberini raf etmeye devam ediyor. Ke'ennehu garibun. Garip haberidir çünkü merfu. Hu da ismidir. Şimdi başındaki enne bulunan bir cümlenin irabını yapalım. Ki ennel metara lü'lü'un. Yani biz deminden beri irabını zaten yapıyoruz. Mensup olan ismi, merfu olan haberidir. Sıra leyte'ye geldi. Leyte'nin manası keşke. Bunlar manalar önemli. Verir mesela keşke caddeler temiz olsa. Doğru Arapça karşılığı hangisidir? Bir leyte ile yazar bunu. Döner leale ile yazar. Döner inne ile yazar. Ne yapacaksın? Madem ki keşke dedi, demek ki leyte ile cümleyi kurman gerekir. Manalarını bilmek bu bakımdan önemlidir. Yoksa görev olarak hepsi aynı şeyi yapar. İsmini nasıl haberini raf etmiş. Peki leyte fil bahri merkeben. Keşke gölde bir tekne olsa demiş. Merkep. Merkep bu da tekne manasında. El bahri ise denizdir. Leyte keşke fil bahri denizde olsa, denizde mevcut olsa ne? Merkeben, bir tekne. Merkep haber olabilir mi? Olamaz. Çünkü mensup sağdan mı soldan mı olmasına çok aldanmayın. Genelde sol tarafta haberi, değil mi? Sol tarafta haberi oluyor. Yani sağ tarafta bu edatlardan sonra sağ tarafta, yani ilk kelime olarak ismi, ikinci kelime olarak haberi geliyor ama bu daima böyle değildir. Buna burada dikkat çekmek istemişler. Fil bahri haberdir. Şibih cümle olarak harfi cer ve mecrur şibih cümledir. Merkep ise onun ismidir. Mensuptur nitekim. Merkebe gidip haber diyemezsin. Neden? Mensup çünkü. Merfu değil. Leyte lena seyyaraten. Keşke bizim bir arabamız olsa. Leyte keşke. Lena bizim için olsa, yani mevcudun. Seyyaraten onun nesi olur? İsmi lena ise haberdir. Lam harfi cerdir. Na mecrurudur. Lam harfi cerri bazen L fetha ile yazılır diye harfi cerler bölümünde ifade edilmiş idi. Car, mecrur birlikte şibih cümle olup haberdir. Mahallen merfudur. Letehadel beyte lena. Letehadel beyte lena. Keşke bu ev bizim olsa. Leyteke dehebte ile tabibi. Keşke doktora gitseydin. Kim? Ke sen. Leyte lena muhteber. Mütedavviran. Keşke gelişmiş bir laboratuvarımız olsa. Lena nedir? Şibih cümle olarak, car mecrur olarak, mahallen merfu olarak haberdir. Lena. Muhteber ise onun ismidir. Sonuncu kelimemiz ise sıfattır. Sıra lealle'ye geldi. Lealle. Belki, umulur ki, bir ihtimal manalarına gelmekte. Alallen naciha garibun. Belki başarı yakındır diyebilirsin. Veya umarım ki başarı yakındır. Yani umarım, ben umarım manasına geliyor. Sanki ene varmış gibi oldu ama genelde yani belki başarı yakındır. Belki bir zamir, kimin cümleyi kurduğu belli olmadan, ifade edilmeden. Alallen naciha. Necaha, yanlış okuyorum. Lealle en necaha garibun. Lealle ismini nasf haberini raf eden bir harf. En necaha onun ismi, garibun ise haberdir. Belki başarı yakındır. Lealle belki en necaha başarı nedir? Garibun yakındır. Lealle istersen nasıl olur? En necahu garibun. Necahu direkt merfu yapacaksın. Çünkü bunlar müpteda haber esasen. Ama lealle gelince, inne ve kardeşleri gelince müpteda haberlik bozuluyor. Lealle fil beyt ahaden. Ahaden demek ki ismi, fil beyti ise haberidir. Car mecrur şibih cümle olarak. Lealle necaha garibun. Onu anlatıyor orada. Lakin. Lakin, ancak, ama, fakat şeklinde çevirebilirsin. Zorluklar çok ama hayat güzel. Ev küçük ancak konumu güzel. Şeklinde çevirmişler. Es-su'ubatu. Zorluklar kefiratun, çoktur. Lakinnel hayate. Fakat hayat cimilitun güzeldir. El hayate ismi cimilitun haberi. Mevki'a ismi cimilun haber. Yani mevki'a hu. Hocam bu kelime ötreyle bitti. Merfudur. Öyleyse haberidir demeyin yani. Buradaki hu başka bir kelime. Mevki'a ismi hu ise ona bitişmiş, muttasıl bir zamirdir. Bu yüzden bitişmiştir.
Cemilun haberde merfu olur. Mevki'e mensup. Taqatuna azimetun lakinne isti'malaha mahdudun. Enerjimiz büyüktür ancak kullanımı sınırlıdır. Taqatuna gücümüz, enerjimiz nedir? Azimetun büyüktür. Mübteda haber. Lakinne fakat isti'male. İstimale onun ismi mensup nasb alamet fetha ha ise muttasıl bir zamir bitişmiş yani kemenasından değil mahmudun merfudur lakinlerin haberi olmaktadır. İnne ve grubunun diğer öğelerine de bitişik nesne zamirinin tümü eklenebilir. Bakalım. İnne ve grubunun diğer öğelerine de bitişik nesne zamiri olabilir demişti. Le'alleha fil beyti. Belki de o evdedir. Le'alleha fil beyti. Ke'ennekum. Yani bu le'alleye zamir bitişebilir mi? Bitişebilir. İnne ve kardeşlerinin bizzat kendilerine zamir bitişebilir. Burada le'alleye bitişmiş. Burada ke'ennekum bitişmiş. Burada le'teye ya zamiri bitişmiş. Leyteni tiflun. Keşke ben bir çocuk olsam demiş. Bu durumda kendilerine bitişen zamir. Bakın burada ne anlatmışlar. Leyteni ifadesi birinci tekil şahıs bitişik nesne zamir olan ya mütekellimden önce nunu nisve. Pardon nunu vikaye. Vikaye korumak demek. Koruma nunu geldiğini fark edin. Yani leyteni'deki nun zamir değil. Nunu vikaye o. Buradaki ya zamirdir. Nun vikaye ya ise zamir. Mütekellim ya. Mütekellim yası. Mütekellim zamiri. Ve isim olan da odur zaten. Yal mütekellim leyte ve lealle bitiştiğinde araya nun vikaye getirilmek zorundayken inne enneke enne lakinne bitiştiğinde ise nun vikaye kullanma zorunluluğu yoktur. Lakinneni lakinni ikisi de olabilir yani. İnne ni de olabilir, inni de olabilir. Ne anlatıyor burada? İnne ni derken ikinci nun nun-i vikaye. Ama görüyorsun inni şeklinde de yani nun-i vikaye eklenmeden de kullanmak mümkündür diyor. Lakinne ni lakinni nun-i vikaye kullanılmış, nun-i vikaye kullanılmamış. Serbest yani. Ama leyte ve leallede durum farklı. Leyte ve leallede zorunlu olarak kullanılması gerekir. Hangi durumda? Ben diye ifade edeceksen. Leyte ni, lealle ni. Yani lealli olmaz diyor. Leyti olmaz. Buna göre lealli ve leyti şu şekilde kullananlar yanlıştır. Lealli artık olduğu kadar arkadaşlar. Leyti. Kullanımı yanlış yani. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Gereksiz kelime kullanılmıştır. Gereksiz kelime değil de yazım yanlış olur bu. İşte bir cümle kurulur. Mesela leytenin yazımında şöyle sorulabilir tam olarak. Aşağıdaki şıklardan hangisinde leytenin yazılışında bir yanlışlık vardır? A şıkkı leyti der devam eder. B şıkkı leyteni. C şıkkı direkt leyte başka bir şey yani illa yay kullanması gerekmiyor. Leyte der devam eder. Neredeki leyti gördün, lealli gördün yani şurada bir nun olmadan görürsen direkt yanlış deyip çarpıyı atman gerekir. Kitap aynen böyle söylemiş durumda. Cevabı mütekellim kendilerine bitişecekse nunu vikaye önce bitişmeli. Cevabı mütekellim bitişmeyecekse nunu vikaye zaten gerek yok yani. En-Nasr-u garibun mübteda haber. Kur'an-ı Kerim'in diyor Bakara, Hud ve Nisa surelerinde bir inceleme yapalım. İlgili ayetlere bakıyoruz. Sünne ba'athnakum min ba'di mevtikum la'alle innenne ke'enne lakinne leyte la'alle. La'alle görüyorsunuz. Kum kendisine bitişmiş. Kendisine mütekellim yası bitişmedi ki önce nur-u vikaya bitişsin. Başka bir zamir bitişmiş. Kum ismi teşkuruna fiili muzaridir. Failiyle birlikte bu fiil-i muzari cümle olarak lealenin haberi olur. Yani haber burada cümle olarak gelmiş. Kitap bana pek değinmedi esasen. Cümle olarak da haber gelebilir. Belki birazdan değinecek bilmiyorum. Burada ayetin bir kısmını yazdım. Tamamını yazmadım. Eberkatuhu aleykum ehlel beyti inne hu ne olur? İnnen ismi hamidun haberi. Mecid ise hamidin sıfatı olur. Veya ikinci haber de olabilir.
İnne keyle şeytani kâne. Bizim meşhur kânemiz. Diğer üniteden meşhur oldu kendisi. İnne ismini nasb haberini raf eden bir edat keyde onun ismidir. Aynı zamanda muzaftır. Şeytani onun muzafın ileyhi. Kâne nakıs fiil. Hüve gizli zamir onun nesi olur arkadaşlar? İsmi olur. Vaifen ise haberi olur. Kâne hüve vaifen bir cümle olup innenin haberi olur. İnnenin haberi merfu olacağından demek ki burası mahallen merfu olur. Cümle olarak yani mahallen merfu olur. Daha fazla örnekler benim elimde var. Kitap 3 tane ayete değindi. Daha fazla örnekleri inşallah özet videosunda değiniriz. Kalıp ifadeler. Et-tabiratu fil-lugatil arabiyyeti min haythu açısından, bakımından, yönünden, şu bakımdan, şu açıdan gibi kullanılır. Haythu nedir? Mekan zarfıdır. Mekan, yer bildirir. Bu ifade min harfi cerrinden sonra geldiğinde açısından, bakımından anlamlarını taşır. Cami'atul enavul. Ekberu. Ekber en büyük demek. Ekberu cami'ati fi Türkiye min haysu adedi. Adedi tullabi. Anadolu Üniversitesi öğrenci sayısı bakımından yani Türkiye'nin en büyük üniversitesidir diyor değil mi? Camiatul Anadolu, Anadolu Üniversitesi nedir? Ekberu camiatin. En büyük üniversitedir. Neredeki en büyük üniversite bu? Dünyada mı? Fi Türkiye. Fi dünya değil. Türkiye'deki en büyük. Hangi bakımdan? Yani yapısı bakımından mı? Şu tuğlaları örerek metrekare olarak daha büyük bir okul mudur? Bahçesi olarak mı? Hangi bakımdan? Min haythu adedittullabi. Öğrencilerin sayısı bakımından, sayısı yönünden, yani sayısını göz önüne alırsak en büyük üniversite olur. Mektebetuna ganiyetun min haysu el kutub el edebiyyi. Bunlar ne de şimdi yazdı? Mektebetuna ganiyetun geçiyordu zaten. Bu tür şeyler vardı hatırlıyorsunuz diyalogda. Kütüphanemiz edebi kitaplar yönünden zengindir. Mektebetuna ganiyetun. Kütüphanemiz zengindir. Hangi bakımdan? Min haysu el kütübül edebiyye. Edebi kitaplar bakımından, o yönden zengindir. Yani belki felsefi kitaplar bakımından zengin değildir. Türkiye nedir? Türkiye nedir? Beledün. Bir ülkedir. Öyle ülke ki bu. Mühimmun. Önemli bir ülkedir. Hangi yönden önemli ki yani? Bu hangi yöndendir? Min haysu şu yönden, şu açıdan ki mekanetuha onun mekanı el coğrafiyetu yani coğrafi konum, coğrafi bakımından, coğrafi mekan bakımından, coğrafi konum bakımından önemli bir ülkedir. Terbiyetu dıfli çocuğun eğitimi mühimmetun önemlidir cidden gerçekten de. Hangi bakımdan önemlidir? Ahlak yönden mi? Min haysu müstakbelil beledi. Ülkenin geleceği bakımından önemlidir. El alakatu beynel beledeyni ceyyidetun cidden min haysu ta'limil ali. İki ülke arasındaki ilişkiler yüksek öğretim açısından oldukça iyi. El alakatu ilişkiler beynel beledeyni İki ülke arasında, beyne arasında demek. İki ülke arasındaki alakalar, ilişkiler, bağlantılar ceyyidetun. Cidden, cidden, gerçekten de ceyyittir, iyidir yani. Hangi yönden iyi? Min haysu ta'limin ali, yüksek öğretim açısından. Yebdu enne yazheru enne. Yebdu enne yazheru enne. Öyle görünüyor ki, görünen o ki, anlaşılan, görünüyor. Yani aynı şeyler aşağı yukarı. Kullanımına bakalım. Fazla sağlayalım. Yebdu enne ta'ame cahizun. Yemek hazır görünüyor. Cahiz hazır demek. Yebdu enne görünüyor. Ta'ame yemek nasıl görünüyor? Cahizun. Hazır görünüyor. Yebdu enne fikafete. Yebdu enne görünüyor. Ne görünüyor? Öyle görünüyor ki enne fika enne sekafete. Sekafet. Enne sekafetel islamiyyete. İslam kültürü mühimmetin önemlidir cidden gerçekten. Li mücte mi
لِمُجْتَمَعِكُمْ lamdan dolayı لِمُجْتَمَعِكُمْ sizin kum var, sizin toplumunuz için kum siz, müctemi' toplum li için sizin toplumunuz için sizin toplumunuz için cidden gerçekten mühimmetin önemlidir. Yani çok önemlidir. Çok önemli olduğu görünüyor. Öyle görünüyor ki çok önemliymiş. يَبْدُوا اَنَّكَ ظَالِبٌ مُجْتَهِدٌ Görünüşe bakılırsa sen çalışkan bir öğrencisin. Çalışkan bir öğrenci gibi gözüküyorsun. يَبْدُوا اَنَّ الْاَسْئِلَةَ سَتَكُونُ صَعْبَةً Sorular zor olacak görünüyor. يَبْدُوا görünüyor ki اَنَّ الْاَسْئِلَةَ sorular سَتَكُونُ olacak صَعْبَةً zor. Setekunu, peki kâni yekunu tekunu. Tekunu nedir? Kâne ve kardeşlerinden, yani kâne'nin bizzat kendisi gelmiş. Muzari olarak gelmiş. Sahibeten haber olduğu için mensup. İsmi nerede? İsmi gizli zamir olan hiye olmalı. Hiye. Yebdu enne felce seyenzelu el yevme. Bugün kar yağacak görünüyor. Bu yıl çok az yağdı. Yebdu görünüyor enne felce kar seyenzir yağacak elleme bugün. Bir kar yağacak görünüyor. Yazhuru enne görünüyor, anlaşılıyor ki şairana bizim şairimiz Yeskun oturuyor fi hâde şâri'i şu caddede. Anlaşılan şairimiz şu caddede oturuyor. Meta yazhuru ennel cenine tev emun, bebeğiniz, bebeğin ikiz olduğu ne zaman anlaşılır? Bebeğin ikiz olduğu ne zaman anlaşılır? Meta, ne zaman yazheru anlaşılır, ortaya çıkar? Ennel cenine, cenin, tev emun, ikizdir. El cenine, ennenin ismi, tev meun insanın haberi olur. Yazheru ennel müşkilete kebiratun. El müşkile ismi, kebira haberi. Görünüşe bakılırsa sorun büyük diyor. Kebiratun büyük. El müşkilete sorun demek. Problem demek. Yazharu görünüyor ki ennel ikbale ilgi neye karşı ilgi? Ala taallumil arabiyeti Arapça öğrenmeye karşı olan ilgi ekseru çoktur. Minel mütevekka'i beklenenden çok olduğu görünüyor. Yazharu ennena yazharu anlaşılan şu ki ennena biz len nehruce çıkmayacağız minel beyti evden fi nihayetel usbu'i hafta sonunda. Hafta sonu evden çıkmayacağız, öyle görünüyor. Ayetlerin tamamını almadım. Sonuna doğru ilgili kısmı aldım. Etâhumun azâbu min haythu la yeş'urûn. Buradaki asıl nokta min haythu lafızları yani. O yüzden alındı. Etâhumun azâbu min haythu min haythu o yerden ki la yeş'urûn. Hissetmedikleri. Min haythu o yerden ki la ya'lemûne. Bilmiyorlar. Bilmedikleri bir yerden. Farkında olmadıkları bir yerden onlara azap gelecek diyor. Min haysunun Kur'an-ı Kerim'deki kullanımına örneklik teşkil etmesi bakımından onlar verilmiş idi. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Ellerine bugün derasına öğrendik, ders olarak gördük. İnne ve havatuha, inne ve kardeşlerini gördük. İnne ve benzerleri değil yani, kardeşleri demek ki havat. Ev ve daha ne gördük? Bir ta'birin ahar. Bir başka deyişle. Bir ta'birin ahar. Bir başka deyişle. El-ahrufe el-müşebbehete bil-fi'li. Fiile benzeyen harfleri gördük. Bir başka deyişle yani. Veya bir başka deyişle şöyle. Ve halil ahrufu bu harfler tedhulu dahil olurlar. Hiye o harfler. Alel cümletil ismiyet. İsim cümlesi üzerine dahil olurlar. Yani isim cümlesinin sağında yer alırlar. Fe ardından tensibu nasbeder hiye o harfler neyi nasbederler? El mübtede'e mübtedayı ve
yüsemma ve adlandırılır. İsmuha, onların isimleri yüsemma ve adlandırılır. Hüve, yani o müptüda adlandırılır. Ne diye adlandırılır? İsmeha, İne ve benzerlerinin ismi diye adlandırılır. Ve terfe'u ve raf eder hiye, o harfler el habara, haberi. Ve yüsemma ve adlandırılır hüve, o haber olan kelime. Haberaha, kendilerinin haberi diye adlandırılır. Unzuru, bakın ile sabburati, yazı tahtasına. Hadihil cümletu, şu cümle misalun, misaldir li inne, inneye ait, inne için, inneye yönelik bir misaldir diyor. Allahu rahimun, ne olur? İnne Allah, kıraetün, okuma parçası. El ernebu es sagiru, el erneb tavşan demek, es sagir küçük, küçük tavşan. İnne enneden inne gelmiş. İnne zekâe, şüphesiz ki zeka nedir? Mühimmün, önemlidir. Ez zeka innenin ismi. Mühimmün ise haberi, merfu görüyorsunuz. Cidden, gerçekten de zeka çok önemlidir. Hangi alanda önemlidir? Fî hallil meşâkili, müşkilün meşâkil, problemler, sorunlar demek. Hal, halletmek, çözmek. Problemleri çözme noktasında, çözme hususunda zeka gerçekten de önemlidir. Ve daha nedir? Ve daha neyden, hangi alanda? Ettehallusi, kurtulma alanında. Minel hatari, tehlikeden. Tehlikeden kurtulma alanında da, bu hususta da zeka çok önemlidir. Neyden önce? Kable vuku'ihi. O tehlike vukusundan önce, tehlikenin vuku bulmasından önce, yani gerçekleşmeden önce. Hadihil kıssatu, bu kıssa anil ernebis sagiri, küçük tavşan hakkındadır. Eşara yuşiru, işaret ediyor. İla ehemmiyeti zekai, zekanın önemine. Hangi noktada? Fit tehallusi minel ehtari, tehlikelerden kurtulma, tehlikeleri savma noktasına işaret ediyor. Kânet el eranibu, ernebun eranib, eranib onun cemisi, cemi mükesserdir. Kânet idi el eranibu, merfu, demek ki kânetin nesi olur? İsmi olur. Te'işu fiil muzari, hiye onun faili, fiil faili, fiil faili birlikte fiil cümlesi olup kânetin fiil cümlesi olarak haberidir. Kânet idi el eranibu, tavşanlar neydi? Hikaye yapacağız şimdi. Te'işu, yaşıyor idi, yaşardı. Fi selamin ve emanin, selam barış demek. Eman, güven. Güvenlik ve selamet, barış içerisinde tavşanlar yaşamaktaydı. Kânet idi, hiye, o tavşanlar, o tavşan idi. Te'kulu, yiyor idi, el-e'nşâbe, otları. Ve tel'abu hiye, ve o tavşanlar oynardı. Ve tekfizu, zıplıyorlardı. Tekfizu hiye. Yevmen min aleyyâmi, günlerden bir gün. Fec'eten, ansızın, birdenbire. Ne oldu? Heceme, hücum etti, saldırdı. Aleyha, o tavşanların üzerine doğru. Kim ne? Esedün, bir tavş, bir aslan. Heceme fiilimiz, esedünün faili. Öyle aslan ki bu. Ca'i'un, aç bir aslan. Ansızın o tavşanların üzerine saldırdı, hücum etti. Esra'at el-eranibu, tavşanlar hızlıca gittiler. İlel cuhri, odalarına, yuvalarına gittiler. Yuvalarına tavşanlar gitti. Ve fekkarat hiye, ve o tavşanlar düşündü. Madane tef'alu, yapacaklarını düşündüler. Kal el ernebu es sagiru, küçük tavşan şöyle dedi. İndi fikratun, benim bir fikrim var. Zehebe el ernebu es sagiru ilel esedi, zehebe gitti.
Kim? El Ernebu tavşan. Es Sagil küçük tavşan. İlel eseri tavşanın yanına gitti. Ve kâle lehu. Esed aslan demek, yanlış söyledim galiba. El Ernebu Sagiru küçük tavşan gitti. İlel esedi aslanın yanına gitti. Aslana kadar gitti. Ve kâle lehu. Ve kâle dedi kim? Hüve o küçük tavşan. Kime dedi? Lehu esede aslana dedi ki Ahvartu leke erneben kebiran lil gadai. Ahvartu ben getirdim leke senin için erneben bir tavşan kebiran büyük bir tavşan getirdim sana. Niye? Lil gadai. Öğle yemeği için getirdim. Lakinne fakat eseden ahara başka bir aslan hadafe kaptı aldı götürdü kaçırdı minni benden el ernebe o tavşanı. Bakın el ernebe bu çok ayrıntı bir nokta ama şurada ernebe kelimesi nekre, burada ise marife geçiyor. Burada marife geçmesi şu elif lam oradaki ernebe yani aynı tavşan olduğunu ifade etmek içindir. Minni benden el ernebe o tavşanı, o büyük tavşanı benden aldı kaçırdı. İndel buhayrati. Buhayra göl demekti. Gölün yanında. Gölün kenarında benden alıp kaçırdı. Dedi. Cera el esedu ilel buhayrati. Cera koştu. El esedu aslan ilel buhayrati. Göle doğru koştu. Ve ra'a ve gördü. Kim? Hüve o aslan gördü. Enne suratuhu fil ma'i. Kendi resmini suda gördü. Suyun üzerinde kendi resmini gördü. Suratun resim demek. Elmasu. Kendi resmini yani yansımasını suyun üstünde gördü. Fe kafeze el esedu. Fe ardından kafeze atladı. El esedu aslan fil buhayrati. Göle atladı. Ve garika ve boğuldu ve aslan. Kalet dedi el eranibu. Tavşanlar şöyle dedi. Şükran leke eyyühel ernebu zekiyyü. Zeki tavşana teşekkür ediyorlar. Teşekkürler sana ey zeki tavşan. Tabi şu var. Ya'ya hani ya şuradaki ya var ya eyyühadaki eyyü yani bizzat eyyü çevirirken ey diye çeviriye katılmayacağı daha önceki ünitelerde ifade edilmişti. Lakin burada ey zeki tavşana baktığımda ey yani çevirmişler. Bilmiyorum buna dikkat eden var mı? Ben genelde eklendiğini Kur'an-ı Kerim mahallerinde zaten görmüşsünüzdür. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Ama kitap defalarca ey çevire ifade eklenmez demişti. Burada ise ey diye ya ey yunun manasını ey diye ilave etmişler. Bu ünitelerle alakalı değil de önceki üniteler ile alakalı bir şey idi. Böylece burası bitti. Alıştırmalara geldik. Et tedribatu inne getirerek yeniden yazın. El mühendisune mahiruna mübteda haber. Mübteda haber. Mübteda haber. Mübteda haber. Mübteda haber. Soldakiler hep mübteda. Sağ taraftakiler ise hepsi haberdir. İnneyi getirdim ne yapman lazım? Mübtedalar merfuluktan mensupluğa dönüşmeli. Haberler ise elemeyeceğiz. El mühendisüne merfudur. Mensup yap. Mühendisine ya ile mensup olur. Babu babe tek fetha alacak. Çünkü muzaf görüyorsun. Sol taraftaki muzafın ileh'tir. Yani bu muzaftır. Muzaflar tenvin almaz. Bu yüzden tek fetha alacak inneden sonra. İnne ba be. En nezafetu en nezafete. El muallimu el muallime. En nahnu yine nedir? Nahnu olur da nahnu nacihune yerine inna nacihune olacaktır. Cevap anahtarından bunlara bakalım. Alıştırmalar 1. Es-sema'u safiyetü. Mübteda haber, mübteda haber, mübteda haber devam ediyor. İnne gelirse ne olur? İnne's-sema'e. Yani mübteda olan kelimeleri mensup yaparsın. Er-rihu, er-riha. El-mescidu, el-mescide.
ente fakirun inneke olacak. Ke ile ifade edecek. İnne ente olmaz yani. İnneke fakirun. Neden ke oldu? Çünkü ente ile uyumlu olan zamir, muttasıl mensup zamir ke'dir. Muttasıl tercih ediyoruz. İnne ile bitişsin diye mensup tercih ediyoruz. Çünkü innenin ismi mensup olacaktır. Bu yüzden. Burada niye ente? Çünkü merfu zamir burada. Burada ise mensup zamir. Burada niye merfu? Çünkü müptedadır. Müptedalar merfu olur. Burada niye mensup tercih ettik? Çünkü innenin ismi mensup olacaktır. İrabı değiştiriyor. Yani inne enne bu kardeşler yani ne iş yaparlar? Müptedayı mensup ederler. Müptedayı nasb ederler. Müpteda normalde merfudur. Ona nasb edecek. Habere ise irab olarak bir etkide bulunmaz. Yalnızca ismini değiştirir. Artık o müptedanın haberi değil de inne ve grubunun haberi olacak. Müptedada hem irab hem isim değişikliği söz konusu. Merfuluktan mensupluğa bir de müptedadan neye dönüşüyor? İnnenin ve kardeşlerinin ismi adını alıyor artık. Entünne dalibatun inne kunne dalibatun. Kunne nedir? Mensuptur. Nasb alameti ne? Nundaki fetha değil. Mebni olduğu için ne olur? Gözde görünen bir irab kendisinde yoktur. Mahallen mensup diyeceğiz. El mühendisune el mühendisine olduğunda mensup olur. El mühendisune vav ile merfu, el mühendisine ya ile mensuptur. Merfu, mensup, mecrur kavramlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Babul hadigati meftuhun inne babe. En nezafetu en nezafete. El muallimu el muallime. Nahnu innena. İnne artı na. Buradaki na onun ismi oluyor. İnnallâhe vâhidun. Burada ne anlatıyor ama? Şuradan bir bakalım. Burada anlatılan şey nedir diye. İnnallâhe vâhidun dediğimizde tamam ismini, haberini tek tek ögeleri belirt demiş burada meğerse. Leallel kitâbe sadîgun. Lealle fiile benzeyen harflerden inne ve grubundan bir harf. El kitabe ismidir mensup çünkü. Fethasını görüyorsunuz. Sadigun merfudur, haberidir. Es sıhhate leytenin ismi, daimetun haberi, kamer ismi, misbah haberi, sadagat ismi, mühimme haberi. Peki neden mühimme ismi diyemezsin? Çünkü merfu bitmiş. Bu ismini merfu yapmaz. Haberini merfu yapar. Bu yüzden mühimme haberdir. Es sadagate. Buna haberi diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü mensuptur. Yani irabına bakarak onun ismi mi haberi mi olduğuna karar veriyoruz. Sağda solda olmasına göre karar vermiyoruz. Ke'enne kullanarak yeniden yaz demiş. El-ilmu nurun. Ke'enne'l-ilme nurun. Ne olacak yani? Ke'enne kullanarak yeniden yaz ne demektir? Başına ke'enne eklersen bunların İlk kelimeler yani el ilmu, el ummu, el sıhhatu, el sema'u, el cehlu. Bu ilk kelimeler aynı zamanda mübteda biliyorsunuz. Bunları merfuluktan mensupluğa dönüştürmemiz gerekiyor. Sadece yazı olarak değiştirilecek şey bu. Bu ki enne'ye mahsus değil. Bu gruptaki tüm kelimeler. İnne, enne, kenne, lakinne, leyte, lealle. Her biri ne yapar? Mübtedayı nasb eder, haberi raf eder. Haber zaten merfu yazıldığı için bir şey değişmiyor da. Mübteda merfu olduğundan mensupluğa dönüşmesi gerekiyor. El ummu medresetün ki ennel ümme sanki anne medresetün bir medresedir. Es sıhhatu hayatun ki enne sıhhata sağlık sanki nedir? Hayatun hayattır. Es sema'u mumdiratun ki enne sema'e. El cehlu ki ennel cehle. Sıra bir diğerine geldi. Parantez içinde verilen anlamlara uygun şekilde buradan kelime seç demiş. Uçak hızlı fakat eski. Fakat dediğine göre ne olacak? Lakinne olacaktır. Top gibidir. Gibi, gibilik, benzerlik manası ki enneden çıkar. Şüphesizlik. Zaten cümle başı olduğundan inneyi seçeceksin. Şüphesizlik inneden çıkar. Enneden de aynı mana var ama burası cümle başı olduğundan noktalı yere inneyi tercih edeceğiz. Fehimtü ennel kitabe. Kitabın faydalı olduğunu
anladım. Neyi anladım? Kitabın faydalı olduğunu. Ya da anladım ki kitap faydalıdır. İki şekilde de olabilir. Leale değil yani, diğerleri de değil. Keşke dediğine göre late olması lazım. Belki dediğine göre leale olması lazım. Her birinin manasını ezberlersek anlarız. Bu kelimelerden sonra işte lakin neha daha isim kadime haber. Eşşems isim küratun haber. El medrese isim garibe haber. El kitap isim nafi'i haber. El deva isim müfide haber. El necaha isim garibun haberdir. Enne ile birbirine bağlayın bu cümleleri. El amelu ibadetun. Fiili kullanacağız oradaki alime. Alimtu fiilini kullanarak yapmamız istenmiş. El amelu iş yani çalışmak nedir? İbadetun ibadettir. Hayat yatarak geçmez. Çalışmak gerekir. El amelu iş ibadetun ibadettir. Alimtu fiiliyle bunu kur demiş. Alimtu anladım ki ennel amele çalışmak nedir? İbadetun ibadettir. El amel ennen ismi ibadetun haberi. Alime fiil tufal ennel amele ibadetun sonu mef'ulü olmaktadır. Cümle olarak yani. Enne değil, amel değil, ibadet değil. Bir bütün olarak mef'uldür. Bağlantı kurulmuş oldu değil mi? Alimtu'yu kenara atarsan ennel amele ibadetun olmaz yani. Bir bütünlük sağlanmıştır. Es-sadakatu cemiletun. Sadakat, sadakat güzeldir diyor. Fehimna, biz anladık ki enne's-sadakate cemiletun. Sadakat güzeldir. El-hakku vazihun. Arafu, onlar anladılar, bildiler ki hak vazıhtır, açıktır yani. Enden ismi haberi ortada. El-Kur'an, Kur'an nedir? Kelamullahi, Allah'ın kelamıdır. Alimte, sen anladın, bildin, biliyorsun, bilmektesin. Alimte, bildin demek yani, biliyorsun değil, bildin geçmiş zaman. Ennel Kur'ane kelamullahi. Şüphesiz ki Kur'an Allah kelamıdır. Allah'ın kelamı olduğunu bildin, evet. Araftum, siz bildiniz. Enne vayfe, vayf mübarek, mübarektir. Birleştirilmiş zaten, ne diyelim. Yebdu en, enne kullanımları vardı. Zahara, yezharu, bede, yebdu kullanımları vardı. Onlar şimdi gündemde. Hüve talibun ve fiyyun. Yebdu ennehu talibun ve fiyyun. Yani ne anlamalıyız yebdu ennenin kullanımından? Yebdu enneden sonra müptedayı mensup olduğunu, yani ennen ona nasip edip isim aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla diyebiliriz ki bildiğimiz enneli kullanım neyse yebdu ennenin kullanımı da aynıdır. Yani el ümmü müptedadır, müşrikatun haberdir. Her ikisinin de merfu olduğunu görüyoruz. Bunun başına yebdu enne getirsen ne olur? Müpteda olan el ümmü hani merfu idi. Artık ennenin ismi olarak mensup oluyor. Yebdu gelmese de böyleydi zaten. Demek ki yebdu'nun gelmiş olması irabta bir etki yapmıyor. Müpteda mensup olup artık ennenin ismidir. Müşfikatun zaten merfu idi. Ennenin haberidir. Artık müptedanın haberi değildir. Adlandırmada değişiklik oldu. Ente, manada tabi değişiklik var. El-ummu, anne nedir? Müşfikatun, yumuşak huyludur. Yebdu, öyle anlaşılıyor ki ennel ümme, şüphesiz ki anne veya anne müşfikatun, müşfiktir. Annenin müşfik olduğu anlaşılıyor. Ente sen fil beyt evdesin. Yebdu öyle anlaşılıyor ki enneke sen fil beyti evdesin. Senin evde olduğun anlaşılıyor. Entum onlar sabiruna. Sabırlı kişilerdir. Mübteda haber, mübteda haber, mübteda haber. Başlarına yebdu enne geliyor. Enne ismini nasip etmiş. Haberi merfu. İsmini nasip etmiş. Haberi merfu. Tabi bunlar zamir olduğu için mebni yani. Nasip alameti göremiyoruz. Yebdu enneha ha ismi mahiratun haberidir. İşte neden hum geldi de neden burada ha geldi? Hiye de uygun zamir ha olur. Hum zaten olduğu gibi gelir çünkü enne ile bitişebilir. Entum de bitişir mi? Bitişmez. Bu yüzden kum ona uygun zamir geliyor. Hangi yönden uygun olması gerekiyor? Entum nedir? Bir defa cemidir. Kum da cemidir. Entum müzekkerdir. Kum da müzekkerdir. Entum ikinci şahıs, kum da ikinci şahıs. Yani bu yönlerden uygun bir zamir mensup olarak. Mensup muttasıl bir zamire dönüştürmemiz gerekiyor. Hiye müfret
ve mufasıl bir zamir, merfu bir zamir. Ne yapman lazım? Bu merfu zamir evvela mensup zamire çevirmen lazım. Burada merfu çünkü mübteda. Burada mensuba çeviriyorum çünkü enne'nin ismi olacak ve enne ismini nasb ettiğinden mensup bir zamire ihtiyaç duyuyoruz. Aynı zamanda muttasıla dönüştürüyoruz. Bu müfretti, bu da müfret, bu müennesti, bu da müennes bir zamir tercih edilmeli değil, zorunlu olarak getirilmeli. İnne kullanarak yeniden yazınız demiş. Lil mescidi imamın. Lil mescidi mescid için vardır. Ne vardır? İmamın, bir imam. Mescide ait bir imam var diyor. Burası haberdir. Burası da haber. Bunlar neden haberler? Haber burada tekaddüm etmiş. Yani öne geçmiş. Yani mukaddem haber olmuş. Neden mukaddem haber bunlar? Çünkü car ve mecrurdan oluşmuşlar. Yani şibih cümleler aynısı. Zarf ve mecrurdan olursa da geçerli. Haber şibih cümle olursa, mübteda nekre olursa, haberin önce gelmesi, yani mübtedadan önce gelmesi vacip idi. Burada görüyorsunuz ki mübtedalar nekredir. Bu yüzden imamun lil mescidi diye yazsak yanlış yazmış oluruz. Lil mescidi imamun yazmamız gerekir. Burası haber, burası mübteda dedik. İnne ile yazarsam ne olur? İnne lil mescidi. Hani inne ismini nasip ediyordu hocam. Tamam, isim zaten imamen mensup olmuş. Bak imamun imamen olmuş. Çünkü mübtedayı nasip ederek kendine isim alması gerekiyor. Yani lil mescidi, lil mescide diye görmeyi hayal etmemeliyiz. Çünkü lil mescid haberdir. Habire bir değişiklik yapmıyor. Ne yapıyor? Sadece inne. İnne geldi mi mübtedayı mensup yapmaktadır. Burada imama mübtedaydı. İmamen oldu. İnne'nin ismidir. Lil mescid haberdir. Yani inne'nin ismiyle haberin yeri değiştirebilir. Tıpkı mübtedayla haberin yeri değiştirdiği gibi. Fissaf-ı talibatun. Sınıfta ne var? Kız öğrenciler vardır. İnne'ye getir. İnne fissaf-ı. Fissaf-ı aynen yazılıyor. Harfi cerre ve onun mecruruna bir etki yapamaz. İnne, enne, keenne ve benzeri hiçbiri harfi cerre ve onun mecruruna bir etki yapamıyor. Bunlar yine şibih cümle olarak innenin haberidir. İsmi ne? Dalibatin. Mensup mudur? Evet. Dalibatun merfu ötre almış. Dalibatin mensup esre almış. Cemi müennes salim değil mi? Dik elif ve açık t ile bittiğine göre cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimler nasip alameti kesre, esre. Feta değil yani dalibaten diye bir şey aramayacağız. Etiflu mübtedadır bu. Yedhebu fiil muzari, hüve gizli zamir fail, fiil fail birlikte fiil cümlesi olup tıfıl kelimesinin haberi olur. Bu bilgi önemli tabi. Neden önemli? Şimdi burada yani inlerin neyi etki edeceğini bilebilmen için ismini, haberini az çok tahmin etmek gerekir. İnnetifle mübtedayı ne yaptı? Nasip etti. Kendine isim aldı. Yedhebu muzari fiildir. Nasip etmesi gerekir. Pardon, raf etmesi gerekir. Etmiş mi? Zaten merfu. Ve aynı zamanda cümle olarak haber alacak bunu. Fiil-i muzari bizzat kendisini haber alamaz. Yani yedhebu haberdir dersen yanlış olur. Yedhebu gizli zamiri fail olan hüve ile birlikte bir bütün olarak onun haberi olur. Tek başına yedhebu haber değildir. Fi nihayeti şari'i met'amun. Hangisi mübteda, hangisi haber? Hatice ile başlamış. Burası şibih cümle. Met'am ise onun mübtedası. Met'am mübteda. Fi nihayeti şari'i şibih cümle olarak haberdir. İnne'ye getirsen fi nihayeti şari'i cümlesine, yani şibih cümlesine bir etkide bulunamaz. Met'amen, met'amun, met'amen onu nasip eder. Met'amen inne'nin ismi, fi nihayeti şari'i ise onun haberi. İnde seyyarati, burada zarf ile şibih cümle kurulmuş. İnde zarftır. İnde seyyarati, otomobilin yanında vardır. Ne? Racülün, adamın biri. Racül mübteda, inde seyyara haber. İnne şüphesiz ki, inde seyyarati, otomobilin yanında vardır. Ne? Racülen, bir kişi, şahıs vardır. İnne ismini nasb, haberini raf eden edatlardan. İnde seyyara, onun haberi şibih cümle olarak. Racül ise onun ismidir, mensuptur. İsmini nasb etti, haberini raf etti. Nasıl raf etti? İnde seyyara merfu mudur? Mahalle merfudur, lafzan merfu değil.
6 fil hadigati mühendisuna. Fil hadiga haberdir, mühendisuna onun müptedası. Görüyorsunuz yine car mecrur, yani şibih cümle olarak haber gelmiştir. Müptedası mühendisuna nekredir, dolayısıyla haberin önce gelmesi, yani mukaddem haber olması, müptedanın da müahhar müpteda olması. Müahhar müpteda, mukaddem haber. İnne geldi. İnne gelince şibih cümleye bir etki yapamaz. Fi fi'dir. El hadigati el hadigatidir. İnne onu fu yapamaz. Hadigatu yapamaz yani. Fil hadigati bir bütün olarak mahallen merfu olup innenin haberidir. Mühendisi yine cem-i müzekker salim olduğundan nasb alameti ya iledir. Ve innenin ismi olur. Türkçe'ye çevirilmiş. Leyte kullanıldığına göre keşke olmalıdır. Min hasu cihetinden, yönünden, bakımından, burada ona dikkat çekmeye çalışmışlar. Ke enne, sanki, gibi, evet çeviriye katılmıştır. İnne dine indellahil İslam. İnne dine, şüphesiz ki din nedir? El İslamu, İslam'dır. El din, innenin ismi, el İslamu ise onun haberi olmaktadır. Yebdu enneke câi'un, görünüşe göre aslında aç olduğun gözlemleniyor yani. Yebdu ennenin kullanımına örnek olarak verilmiştir. Şimdi Türkçe verip Arapça'ya çevirdiğimiz, şüphesiz çocuklar bahçededir. İnnel etfâle fil hadîgati. Bunu şöyle yazsa, innel etfâlu fil hadîgati yazsa ne demen gerekir? İnne ismini nasip eder. El etfâl kelimesi onun ismi olmalıdır. Fil hadîga isim olmaz. Car mecrur haber olur. İnne letfâle, şüphesiz ki çocuklar fil hadigati bahçededir. Yani bahçede mevcudun, mevcuttur. Keşke sınav kolay olsa. Leyte, keşke. El imtihan ismi sehlün haberi. Ke enne, sanki gibi. Hasta görünüyor öğretmenimiz. Sanki doktor bir baba gibi. Ke enne. Et-tabib ismi Ebu, onun haberi. Yebdu, görünüyor, anlaşılıyor ki enne muallimena, muallime, muallimu değil, değil mi? Enne ismini nasb etmiş. Nice. Ayrı bir zamir oraya bitişmiş. Merulun haber merfu. Kütüphane kitapları bakımından fakir. El mektebetu, kütüphane nedir? Fakiratun, fakirdir. Min haysu kutubiha, kitapları bakımından. Yani kitabı azmış kütüphanenin. Bölüm sonu kelimeler diyor. Aşağıdakilerden hangisi innenin ismi olabilir? İsmin nasip ettiğine göre hangisi mensuptur demek istiyor yani. Tam anlatımıyla bu, hangisi mensuptur? Aşık muallimun ece-i müzekker salim vav ile merfu. Muallimun müfettir zamme ile merfu. Muallimine ece-i müzekker salim ya ile mensuptur. İnne de ismini nasip edecekti. Öyleyse bu olabilir. Muallimani tesniyedir. Merfu değil mi? Raf halinde. Çünkü elif var. D şıkkı muallimatun, cem-i müennes salim zamm almış. Demek ki merfu, yani ismi olamaz. Çünkü inne, enne ve benzerleri ne yapar? İsimleri nasip ederler. 2. İnne için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mazi çekimi yapılabilir. İnne bir isim değil, fiil. İki çekimi yapılsın. Yapılamaz. Fiile benzeyen harflerden birisidir. Doğru şık bu. İsmi daima merfudur demiş. Hayır, ismini nasb, haberini raf eder. Şimdiki zamana çevirir anlamı yok. İnnenin haberi daima mensuptur. Yanlış. Yani hangisi? Fiile benzeyen harflerden bir tanesidir. Bursa. 3 ve 4'e bakalım. 3. Hangisi inne ve grubundan değildir? Leyse, kâne ve grubundandır. C şıkkı, aranan şık. 4. El kitabı müfidun. Burası müpteda haber. İnne ile kullanırsan ne olur? İnner kitabe müfidun olur. Yani buradaki müptedayı nasb ederek kendisine isim alır. El kitap kelimesi müfret olduğundan nasb alameti fetha olmaktadır. İnnel kitabe müfidun. B şıkkı doğru. Bursa aranan şıktır. Peki 5'e bakalım. Asker sanki aslan gibidir. Sanki gibi demek ki enne olması lazım. Ki enne burada var. Başka bir de burada. Yani A ile E'de var. Başka ki enne yok. Direkt ne oldu? 5'likten 2'ye kadar indirdik ki enne sayesinde. Geriye ne kaldı? Ki ennenin ne iş yaptığı kaldı. Ki ennel esede. Sanki aslan nedir? Cündiyyun. Asker gibidir. Oysa ki asker aslan gibi olmalı. Yani ki ennel cündiyye. Asker gibidir. Ne gibidir? Esedün.
aslan gibidir. Sanki asker aslandır. Yani Edirne şıkkı doğru. A şıkkında ne var? A şıkkında mübteda ile haber yer değiştirmişler. Yani ki enlerin ismi haberi arasında bir karmaşa meydana getirmişler. Bu karmaşayı fark edebilecek misiniz diye. El esed aslan demektir ki enel esede sanki aslan nedir? Cündiyün askerdir. Mana bu değil. Ki enel cündiye sanki asker nedir? Esedün bir aslandır. Doğru şık o. Altıdan devam edelim. El-aklu zinetun L-T ile kullanırsan ne olur? El-akle zinetun olur. Evet, L-T-el-akle zinetun. A şıkkı doğrudur. Çünkü L-T ne yapar? İsmini nasf, haberini raf eder. İsmi ne olacak? Mübteda olacak. El-akle burada mübteda, zinetun haberdir. L-T dahil edersen A şıkkında olduğu gibi. El-akl kelimesi artık mübteda değil. Leyte'nin ismi olacağından nasb olması gerekir. Leyte bir etkide bulunur ve onu nasb eder. Yani bu inne ve grubu nedir arkadaşlar? Etken harflerdir. Boş boş durmaz. Hemen yanındaki kelimelere yani cümleye etkide bulunur. Zinetun ise haberidir. A şıkkıdır yani. 7. Lealle nokta nokta. İşte el muallimat kelimesini buraya yaz ama hangi harekeyle yaz? İşte lealle düşün yani. Fis safi harfi cerre mecrur geliyor. Demek ki burası haber. Öyleyse el muallimat isim olarak kullanılacak. Leallerin ismi. Lealle ne yapar? İsmini nasb eder. Öyleyse el muallimatin el muallimat kelimesinin nasb durumu hangi şıkta verildi? Bu Cemi Müennes Salim'in irabını bilmenize de bağlı. Hemen A şıkkı derseniz arkadaşlar bizim videoları tamamıyla boşa izlemişsiniz demektir. Çünkü Cemil Mönnes Salimler hiçbir zaman fetha almaz diye defalarca söylemişizdir. Cemil Mönnes Salim'i tanımanın yönü, yolu yani nedir? Dik elif ve açık T'dir. Kelime böyle bitiyorsa fetha hiçbir zaman ona verilemez. Ötürü onun raf hali. El muallime ta neyse tesniye zaten. Esrili bir nunla bittiğinden bu belli. El muallimati cimi mühennet salimdir. Esre onun nazb alametidir. E şıkkında muallimatun ötre almış yani merfu. Demek ki D. Denizli'yi seçeceğiz. Lealle belki de el muallimati bayan muallimler fi safi sınıftadır. 8'in manası hangi şıkta doğru verilmiştir? Yebdu enne. Öyle görünüyor ki, görünene göre, görünen o ki şeklinde çevirmek gerekecek. A şıkkı olabilirim. İki kadın doktorun bu hastanede çalıştıklarını sanıyorum. Sanmak, zannetmek. Zannetmek yok burada. Görünüyor ki demen lazım. Öyle görünüyor ki B şıkkında olduğu gibi. Enne tabibeteyn iki kadın doktor temelane çalışıyor o ikisi. Fi hadihil iyadeti. Şu muayene hanede. Evet B şıkkı doğrudur. Belki de kadın doktorlar demiş. Cimi kullanmış. Ler, lar yapmış. Çoğul. Burada dabibeteyni tesniyedir. Tamelani tesniyedir. Cimi bir kelime yok. Dolayısıyla Ceyhan olamaz. Diyarbakır görünen o ki o muayene hanede kadın doktorlar demiş. Yine cimi kullanmış. Yanlış. İki doktorun bu muayene halinde çalıştığını görür. Kim görür? O görür yani. Öyle görünüyor ki nerede var? Burada var. Başka var mı? Başka öyle görünüyor ki diye bir yer yok galiba. Demek ki yebdunum, yebdu ennenin manasını bilmemiz bile yeterli ya. Yani. Öyle görünüyor ki. 9 ile 10 kaldı. Bakalım bunları nasıl cevaplayacağız. 9 Türkiye beledin evet, bir Arapça cümle verilip manası istenmekte. Türkiye, Türkiye nedir? Beledün bir ülkedir. Öyle ülke ki mühimmün önemli bir ülkedir. Hangi yönden? Min haythu. Min haythu'nun kullanımına örneklik teşkil edecek bu demek ki yönden, bakımından hangisinde varsa o muhtemelen. Mekaneteha el coğrafiye, coğrafi konumu bakımından önemli bir ülkedir. A şıkkı Türkiye coğrafyası ile bölgesinde önemli bir bölgesinde diye bir kelime yok burada.
Bursa Türkiye'nin coğrafi açıdan konumu özelliklidir. Özellik diye bir kelime geçmedi. Coğrafi özellikleri bakımından önem taşır demiş. Bu da değil. Türkiye coğrafi konumu bakımından önemli bir ülkedir. Evet, Diyarbakır doğru. Türkiye coğrafyası diye bir şey yok burada. Türkiye coğrafi konumu bakımından, yönünden, açısından Diyarbakır'da var. Ceyhan'da da bakımından var. Bursa'da da açıdan gene var. Diğerlerinde yok zaten. Yani şu min haysu bilmek 3 şıkka kadar indirmek demekti. Gerisi kelimelerin yapısını bilmeyle alakalı olarak cevaplanabilir. Bu böyleydi. Buradan ona geçelim. Anlaşılan hafta sonu pikniğe gideceğiz. Türkçe cümlesinin Arapça karşılığı hangisidir? Anlaşılan yani. Anlaşılan nasıl olur? Anlaşılan. Zahara yezheru. Yevdu yezheru, yevdu yezheru. Hadi bakalım demişler. Kim gidecek? Biz. Gideceğiz ve gideceğiz. Gittik değil. Gideceğiz. Gelecek zaman. Nereye? Pikniğe. Ne zaman? Hafta sonu ve anlaşılan şeklinde çevirmek gerekiyor. Yani yezheru ile başlayacağız. Yezheru anlaşılan o ki enne biz sevfe kullanmış. İleride. Hemen şimdi değil yani gelecek zaman olsun diye. Sevfe ehracı yuhricu nuhricu. Biz çıkacağız gideceğiz. Linnüzheti pikniğe piknik için gideceğiz yani. Fi nihayetil usbu'i hafta sonunda. Yebdu ennena len demiş zaten. Len asla kesinlikle gitmeyeceğiz. Len olumsuzluk ifade eder. Burada Türkçe cümlede olumsuzluk var mı? Yok. Bu yüzden B'yi direkt elersin. Yezheru enne şüphesiz ki ennüzhete. Buradaki problem biz manasına gelen bir kelime yok. Ceyhan'da biz manasına gelen bir şey yok. Mesela gideceğiz. Gideceğiz siz midir? Gideceğiz o mu? Gideceğiz bizdir. Eylem yapan biziz. Dolayısıyla Ceyhan bu yüzden elenir yani. Na yok. Biz yok. Biz manasına gelen bir kelime yok. Dolayısıyla çevreye uygun düşmüyor. Diyarbakır yebdu ennen nüzederler yine kullanmış. Len olumsuzluk ifade ettiğinden uygun düşmez. Yazheru enneni ben demektir. Nuni vikayeydi. Sondaki ya ise mütekellim yazdı. Ben manasına gelir. Ben gideceğim demiyor. Gideceğiz hep beraber. Bir topluluk kastedilmiştir. Bu manaya gelen yalnızca arkadaşlar A şıkkındalar. Na biz demektir. Zamir. Demek ki Adana doğru şık.